Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte bir banka batarsa banka içerisinde bulunan dövizim, dolarım, altınım ne olur? Beni bundan sonraki süreçte neler bekler? Sizlerin en fazla sorduğu sorular arasında bunlar mevcuttu. Ben de sizler için 2021 yılı içerisinde bir bankanın batması durumunda dolarınız, altınınız ne olur sorusuna cevap bulmaya çalıştım ve bununla ilgili önemli sonuçlara da ulaştım. Şimdi bu video içerisinde sizlere bunu da açıklayacağım. Ayrıca dolar, altın ve gümüşü gene bugün itibariyle Merkez Bankası öncesinde sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bakalım dolar ve altında son durum ne şekilde arkadaşlar? Gram altın, gram gümüşü de gene bu video içerisinde değerlendireceğiz. Ve hangi sonuçlar bizi bekliyor olacak, sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Ayrıca en çok sorduğunuz sorular içerisinde önceki videolarda yapmış olduğum, belirtmiş olduğum, gene de sık bir şekilde bu sorularla karşılaştığım buralardan dolar ve altın alınır mı soruları. Evet sevgili dostlarım, öncelikle kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı dışarıdan seyreden arkadaşlarını da kanalımıza üye olmaya davet ediyoruz. Hemen bankalarla ilgili sorunuzla başlayalım. Bir banka batar ise içerisinde bulunan dolarım, altınım veya TL mevduatım ne olur sorusunun cevabı. Arkadaşlar bu soru 2021 yılı itibariyle bankalarda bulunan Türk lirası mevduatınız 150 bin liraya kadar olan kısmı bankaların güvencesi altında, yani devlet sigortası altında. Eğer 400 bin TL, örnek veriyorum, 400 bin TL bankada bir paranız mevcut, bu paranın 150 bin TL'sini kurtarabiliyorsunuz. Geri kalanı ise, yani 250 bin civarı maalesef ki batağa gitmiş oluyor. Altın için gene Merkez Bankası kurlarından faydalanarak gene altın miktarınızın bankada bulunman 150 bin TL'yi geçmiyorsa bunun tamamını alabiliyorsunuz. Fakat 150 bin TL'nin üstünü maalesef ki alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu dolar için de aynı. Gene Merkez Bankası'nın belirlediği döviz kurları üzerinden 150 bin TL'lik kısmını dolarınızın alabiliyorsunuz. Geri kalan, eğer bu miktarın üzerinde bir fiyat ise bunu alamıyorsunuz arkadaşlar. Mevzuat 2021 yılı için bu şekilde. Ayrıca birden fazla bankaya 150 bin TL'nin üzerinde mevduatlarınızı bölebilirsiniz. Bu şekilde 2-3 banka veya 4 banka şeklinde paranızı daha güvenceli bir şekilde bankalarda tutma olasılığınız yüksek olabilir. Evet, şimdi batık bankalarda altını, doları ve TL'si olanların ne yapabilecekleriyle ilgili soruya inşallah bir cevap olmuştur. Şimdi dolar tarafıyla başlayalım. Hem de dolar alınır mı? Bunun sorularının cevabını sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım, bugün itibariyle bizlerde özellikle dolar-TL kurunda Merkez Bankası'nın yapacağı, alacağı kararlar çok önemli olacak. Hafta için, yani bizler için bu hafta 9,27 seviyesi dolar-TL kurunda önemli bir destek. Bu destek üzerinde dolar-TL'nin kalıp kalamayacağı ilk etapta takip edilmesi gereken önemli bir seviye. Yukarıda ise bakın, tam şuradan geçen bir 9,38 direnç bölgemizde mevcut. Şu an için hareketler bu seviye içerisinde gerçekleşmekte. Geçtiğimiz günlerde gene dolar kurunda 9,36'lı, 9,37'li seviyelere kadar bir yükseliş meydana geldi. Fakat burada kalıcı olamayıp tekrardan 9,27 destek noktasına doğru dolar-TL kurunda çekilmeler görüyoruz. Dolar alınır mı sorusunun cevabının kritik seviyesi de arkadaşlar bakın şuradaki 9,38 seviyesinden geçmekte. Fakat bugün itibariyle dolar kuruna stokastik indikatörü üzerinden baktığımız zaman oldukça yukarılarda olduğumuz, bu da bir sonuç, yani
Çok üst seviyelerdeyiz şu an. Bir dolar alımı yapılabilmesi için en azından bir düzeltme seviyesinin dolar-TL kurunda beklenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Elinde dolar tutan arkadaşlar da 9.27-9.38 aralığına dikkat etmeliler. Daha uzun vadeli elinde dolar tutan arkadaşlar ise 9.03 seviyesi önemli bir seviye ve bu hafta itibariyle bu seviye bir stop bölgesi olarak da kullanılabilir. Yani dolar-TL kurunda 9.03 altında kapanışlar meydana gelir ise dolar-TL kurunda geri çekilmeler 8.88 seviyesinde bulunan destek bölgesine kadar sarkabilir. O yüzden dolar-TL kurunda bizler için bu hafta tekrardan yükselişlerin devam edebilmesi için 9.27 seviyesi üzerinde haftalık kapanış görmemiz şart. Burada bir kapanış görebilir isek işte o zaman dolarda tekrardan 9.27-9.40 aralığını bizler tekrardan test etme olasılığımız da olabilir. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da gene önemli arkadaşlar. Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi durumunda dolar-TL kurunda yukarı yönlü 9.40 seviyesi kırılıp bir 9.50-9.60 seviyesine doğru ilk etapta sert hareketler görme olasılığımız da oldukça fazla. Bu Merkez Bankası'nın yapacağı indirim yapacağı faiz oranlarına da bağlı bir olay da diyebiliriz. Özellikle Merkez Bankası'nın 150-200 bas puan arası bir faiz indirimine gitmesi durumunda yukarıda 9.70-10 TL'ler civarına doğru giden bir kur da izleyebiliriz. En önemli seviyemiz bana göre yukarıda özellikle direnç bölgesinden geçen önemli direnç bölgesinden geçen 9.38-9.40 bandındaki yer. Bu olay burası çok önemli olacak çünkü bu tekrardan yükselişlerin yukarı yönlü hız ve ivme kazanabilmesi için mutlaka bu 9.40'ın yukarı yönlü sert bir şekilde kırılması şart. Bu 9.40 seviyesinin önemi arkadaşlar özellikle buradaki trend çizgisinin üstünden geçen bölge. O yüzden bu bölge dolar-TL kuru için kırılması şu an için zor bir bölge olarak gözükmekte. Yani ben yeni alım yapacak olsam şu an bu bölgelerden dolar kuru almam arkadaşlar. Özellikle şu 9.40 seviyeleri yukarı yönlü kırılabilecek mi? Öncelikle onu takip ederim. Buradaki ivme 9.40-9.50 aralığına doğru bir faiz dediğim gibi indirimiyle birlikte buraya kadar da gidebilir arkadaşlar. Buraya kadar da gidebilirliği var bu bölgenin. Fakat sürpriz bir Merkez Bankası'ndan sürpriz bir karar gelir. Dolar kurunda Merkez Bankası piyasaların sesine kulak verip bir faiz indirimi değil de bir faiz arttırımına giderse piyasanın 2 veya 3 bas puan üzerinde işte o zaman dolar-TL kurunda ilk etapta 9.18 seviyesi onun altında da arkadaşlar bakın şu seviyeye kadar bir geri çekilme görme olasılığımız da olabilir. Yani 8.65 civarına kadar dolar-TL kurunda bir geri çekilme yaşama olasılığımız da oldukça yüksek. Yani dolar almak isteyen arkadaşlar mutlaka buradan bir düzeltme olayı dolar-TL kurunda yaşanacak mı? Bunu sıkı bir şekilde takip etmesi gerekli arkadaşlar. Şu an oldukça üst seviyelerdeyiz diyebiliriz. O yüzden buralardan dolar almak biraz riskli. Bu benim düşüncem bu şekilde. Sizler bunu nasıl düşünürsünüz? Orası artık sizin kendi yatırım kararlarınıza kalmış bir durum. Dolar-TL kurunda 9.27 önemli bir destek. Onun altında gene 9.18 destek ve 9.03 önemli destek bölgeleri mevcut. Orta ve uzun vadeli dolar-TL kurunu takip eden arkadaşlar şuradaki bu hafta tutulum önemli. 9.27 seviyesi. Yukarıda kuvvetli bölgemiz 9.40 ve 9.50 bölgeleri ve bu bölgeler içerisinden ben satış geleceğini
düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Sizler de bu şekilde buradan takiplerinizi destek ve direnç olarak yapabilirsiniz. Çünkü artık yukarılarda bir destek ve direnç bölgelerimiz kalmadığı için Fibonacci özellikle sayılarından faydalanarak destek ve direnç bölgelerini buluyoruz. Ayrıca trend yönüyle ilgili çizdiğimiz dirençlerden de faydalanabiliyoruz. Evet, altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, altında bizler için 1776 yükselişin devamı için şart demiştik. O yüzden 1776 bu hafta itibariyle bizim altın tarafında sıkı bir şekilde takip etmemiz gereken rakam. Evet, şuradaki 1776 özellikle ons altında sıkı bir şekilde takipte kalmamız gereken bölge. Onun altında da 1760 bölgesi. Burası ayrıyetten bir stop bölgesi olarak da bu hafta kullanılabilir. İlk bant aralığımız bu hafta için 1760-1776 bölgeleri olacak. Yükselişin tekrardan devam edip altında 1800 dolarları yakalayabilmemiz için ise arkadaşlar sizlerin takip etmesi gereken 1776 bölgesinden geçen önemli direnç bölgesi. Bu direnç bölgesi üzerinde altının onsu kalıcı olabilir ise yukarı yönlü hareketlerimiz 1800 dolara ilk etapta kendini atacaktır. Altında şurada gördüğünüz bölge bizim için önemli bir bölge ve altının dip çalışması yaptığı bir bölge olarak burayı kabul ediyoruz. Ve bu bölgenin de yukarı yönlü kırılması için bu hafta itibariyle buradaki seviyemiz gene 1843 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de altında yukarı yönlü daha sert hareketler beklentimiz dahilinde olacak arkadaşlar. Şu an itibariyle gene altının onsuna baktığımız zaman ons tarafında henüz bir al sinyalimiz oluşmuş değil. Tabii biz taban çalışmasına baktığımız zaman stokastik indikatörümüzde hala al sinyalinin devam ettiği fakat altının daha olumlu bir seviye alabilmesi için ise arkadaşlar şurada gördüğünüz 1800 dolarlar seviyesi üzerinde kapanışlar yapması şart. Şu an itibariyle de sıkışma zaten 1760-1800 dolar aralığında devam ediyor. Günlükte ne zaman 1800 dolar üzerinde kapanışlar görürsek o zaman 1840 dolarlara doğru altında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz arkadaşlar. Altın şu an için ons tarafı diyelim biraz durgun. Gram tarafına baktığımız zaman gram tarafında bizler için özellikle bu hafta için takip etmemiz gerekecek en önemli seviye 540 bölgesi demiştik arkadaşlar. 540 önemli bir direnç bölgesi üst bantlarda. 540 onun altında gene 531 seviyesi bizler için önemli bir direnç. Bu direnç de hala henüz kırılmış değil ve onun altında 517 TL civarından geçen destek bölgesi. Bu destek bölgesi bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü 517 ayrıca stop bölgesi olarak gram altında kullanılabilir bir bölge. Bu bölge altında kapanışlar olmaması şart. 517 altında B planımızda kötü senaryoda bir dolar-TL kurundaki sürpriz bir faiz arttırımı olayı yaşanırsa buradan 503 TL'ler seviyesine doğru tekrardan bir geri çekilme gram altında yaşayabiliriz. 517-531 gene bir bant aralığı takip edilmesi gereken ve 540 ana hedef noktası olarak kuvvetli direnç noktası olarak da gram altında takip edilebilir bölge olarak gözükmekte. Gene gram altın tarafında da ben özellikle 540'lı seviyeleri zor bir direnç olarak görüyorum arkadaşlar. Sizler de bu yüzden 540 seviyesini bu hafta için dikkatli olun derim. Evet, hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş altın onsa nazaran arkadaşlar daha iyi bir durumda. Gümüş onsta özellikle düşen trend çizgimiz yukarıya yönlü kırıldı. Ve bunun kırılmasıyla birlikte gümüşün onsu da yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Gümüşün onsunda
Şurada bizim 23.16 takip ettiğimiz seviye var. Bu seviye tekrardan test edildi ve gümüşün ons tarafında benim için özellikle yukarıda 23.63 bu hafta önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesini gümüşün onsunda korumamız durumunda arkadaşlar, gümüşün onsunda benim hedef bölgem 25.41 seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü atakların devam edeceği yönünde. Aşağıda gümüş onsta bizler için dikkatli olmamız gereken en önemli destek 22.58 destek bölgesi. Ayrıca burası stop olarak da kullanılabilecek önemli bir bölge. Biz bu bölge üzerinde kaldığımız müddetçe bizim gümüşün onsunda 25 dolarlar seviyesine doğru yukarı beklentimiz hala devam ediyor. Gelelim gram gümüş. Gram gümüşte özellikle sizlerin takip etmesi gereken en önemli destek bu hafta itibariyle 6.98 bölgesinden geçen yer önemli bir destek konumunu almış durumda arkadaşlar. 6.98 seviyesinin bizler için önemli olmasındaki sebep yükseliş kanalının buradan itibaren yukarı yönlü devam edeceği yönündedir. 6.98 üzerinde bizler için takip etmemiz gereken ana hedef bölgesi 7.53 seviyesinden geçen bölge. Tabi bizim bu bölgeye gidebilmemiz için bir ara desteklerimiz, dirençler bölgelerimiz de olacak. Bunlar da 7.10, 7.24 bizler için ve yukarıda 7.41, 7.53. Evet, buradan geçen bölgelerde sizlerin dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken önemli ara direnç bölgeleri olacaktır. Benim için 6.98 üzerinde haftalık kapanışların ve günlük kapanışların devam etmesi demek, gümüşte kuvvetli 7.53 direnç bölgesine doğru gram gümüşte hareketleri yukarı yönlü taşıyacaktır. O yüzden gümüşün hem ons tarafına hem de gram tarafına baktığımız zaman gümüşte altın onsa nazaran daha iyi kapanışlar ve daha sert hareketler yukarı yönlü görebiliriz arkadaşlar. O yüzden gümüşün onsuna dikkat. Gümüşün onsunun ve gramının yukarı yönlü hareketlerde bulunması altının onsunu da ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareket ettireceğinden dolayı altın ve gümüş bu hafta itibariyle bizlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Evet sevgili dostlarım, altını, doları, gümüşü, bankaları sizlerle birlikte değerlendirdik. En fazla sormuş olduğunuz sorulara cevap bulmaya çalıştık. Gene yorumlarınızı bu video içerisine altına yazarsanız sorularınızı bir sonraki video içerisinde cevaplamaya çalışacağım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.